Selam dostlar. Kuryelik yaparak motosiklet alma serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi size geçtiğimiz günlerden bahsedeceğim. En son 3. bölümden sonra ben 2 gün çalıştım. 20 ve 24 paket attım. Kasamız biliyorsunuz ki 7200 liradaydı. Ona bir 2000 lira daha ekledik. Yani 1000 kasaya ekledim. 9200 liraya çıkardım. Sonra dün, yani bugün pazar günündeyiz. Dün cumartesiydi. Sabah kalktım abi, öğlen slotum vardı. Öğlen slotuma giriş yaptım. Evdeyim tabii bu esnada. Üstümü falan giydim, bahçeye bindim. Motorun aküsü yok. Akü boşalmış. Ulan baktım çalışmıyor, marş basmıyor. Hemen bir arkadaşı aradım. Dedim gel bana bir takviye ver. Benim araba olsaydı, o an araba kirada biliyorsunuz. Araba olsaydı arabadan takviye verecektim. Araba bende olmadığı için, hafta sonu olduğu için, komşuları da uyandırmak istemediğim için arkadaşı çağırdım. Yarım saat civarı bekledim, o geldi. Tabii o esnada sipariş falan yok. Neyse abi, yaptık biz takviyeyi. Ben motoru çalıştırdım. Gittim tamirciye, aküyü ölçtürdüm. Baktık benim akü rahmetli ölmüş. Hemen bir yeni akü aldım. 600 lira oraya girdi be. Akü ücreti 600 TL. Ondan sonra oradan ayrıldım. Bir Beylikdüzü'ndeyim ben. Birçok kişi burayı biliyor artık benim videolar sayesinde. Bu Migros tarafına çıktım. Dedim belki orada paket vardır. Hani malum Ramazan, işler düşük. Orada bir arkadaşı gördüm. Onunla biraz oturduk böyle yarım saat kadar. Yine paket düşmedi tabii ama yani iş olması gereken bir yerdeyim. Ve hareket halindeyim. O esnada bir bildirim. Şimdi bu ekrana ekleyeceğim o bildirimi. Devre dışı bırakıldım slottan tüm gün boyunca. Yani bahsetmek istediğim nokta şu: bana sipariş düşmüyorsa bu benim problemim değil. Sizce böyle mi? Benle bir ilgisi var mı yani bunun? Yok abi. Bana sipariş düşmüyorsa bu sistemin sorunudur, benim değil. Çünkü ben siparişi kendim seçip almıyorum, siz bana veriyorsunuz. Ve bu konuda ben sonuna kadar haklıyım. Yani böyle bir sistem olamaz, olmaması lazım, olmamalı da. Ben bunu sonuna kadar savunacağım tabii ki, kim ne derse desin. Sistem bana 3 saat boyunca sipariş vermediği için ben bütün günün slotlarından atılıyorum. Sanki benim sorunummuş gibi. Neyse abi dedim, hiç umurumda olmadı. Dedim zaten, dedim çalışsam ne olacak? 20 paketi zor atacağım, para da kazanamayacağız. O ara işte bir aksesuarcı arkadaşım var, onun yanına gittim. Ulan ondan sonra orada bir arabaya korna takıyorlardı. Hella korna, belki bileniniz vardır, böyle minibüsçü kornası oluyor. Bak basayım şimdi. Neyse lan dedim, bu motora takılıyor mu falan, ben de takayım yani, işime yarar. Ya biliyorsunuz motosikletlerin, özellikle bu Çin malı spontilerin falan kornası çok zayıf. Ve trafikte bastığımızda hani bizi fark etmiyorlar. Arkadaş dedi takarız kanka falan, ne kadar fiyatı? 2000 lira işçilik dahil. Tak lan dedim, ne olacak. Bir de keyfimiz için, güvenliğimiz için 2000 lira harcayalım. 2000 oraya verdim. Yani hiç çalışmadığım bir günü eksi 2600 ile kapattım ve kasayı 5000'e düşürdüm. Yok hatta bir dakika, 9200 liradaydık, 2600 lira öyle gitti. 500 lirada çalışmadım diye yemişimdir, benzin de şuydu buydu ıvırdı zıvırdı falan. 3000 diyelim, 6200 liraya düştü kasamız. Yani şu an 4. bölümdeyiz. Şu ana kadar kasamız 6200 lira. Az mı? Çok az. Yani Ramazan öyle bir geldi ki, hani normalde mesela geçen sene Ramazan'da iş vardı. Ondan önceki sene Ramazan'da iş vardı ama bu sene Ramazan gerçekten bomboş geçiyor. Bakın şaka yapmıyorum. Hani bu kadar işin durgun olması hiç normal değil, çok anormal. Ama anlamadım yani ben. Sadece Trendyol olarak da bakmayın buna, bütün firmalar böyle. Yani Yemek Sepeti de böyle, Getiri de böyle, Vigo'su da böyle. Hepsi böyle. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Kornam da bu arada ya, canavar gibi. Şimdi size kornayı göstereceğim. Yani durum bundan ibaret. Bugün de çıktım ben. Bak abi. Kaç paketim ben? 5 paketim. Şimdi çalışma süremi göstereceğim size. 3 saat 12 dakika. 3 saat 12 dakikada 5 tane paket atabilmişim. Bu şekilde bu çark, bu devran döner mi? Tabii ki dönmez. Ekstra bir şeyler bakıyorum. Benim tanıdığım birkaç tane böyle taksisi olan veya plakası olan abiler var. Kardeşler var. Onlara yazdım bir. Onlardan haber bekliyorum. Olmadı Trendyol'u biraz salacağım. En azından Ramazan boyunca taksiye falan çıkacağım yani, para kazanmak için. Çünkü şu an ben çalışarak zarara giriyorum ve bunun farkındayım. Tamam ben az paket atıyorum da benim giderlerim düşmüyor. Benim muhasebem var, vergim var, cartım var, curtum var. Yemem içmem her şeyim var. Yani bunlar günlük 1000 lirayla halledilecek şeyler değil.
Zaten ben daha önceki birçok videomda söyledim. Hani benim günlük zaten giderim, şirket giderlerini her şeyi toplayınca yemeği ıvır zıvır benzini 800 lira. Günlük ben 200 lira için mi çalışacağım yani? Gerek yok abi. Oruçlu oruçlu çıkıyorsun slota. 10 saat 12 saat çalışıyorsun. Gün sonu eline kalan net para 200 TL. Tabii ki değmiyor. O yüzden başka bir şeyler bakıyorum. Şu an arayış içindeyim. En azından Ramazan ayını atlatana kadar. Çünkü bu şekilde Ramazan beni 3 ay geriye götürebilir. Yani öyle gözüküyor buradan bakınca. Diğer bölgelerdeki arkadaşlarla görüşüyorum. Diğer firmalardaki arkadaşlarla görüşüyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Kardeşim iş yok diyor artık. Ramazan böyle geçecek diyor. Şimdi bugün yine ben 20 paket atmayı deneyeceğim. Eğer 20 pakete ulaşabilirsem bu hafta maalesef ki 2 gün izin yaptık. Çünkü slotum kapandı. Ben kapanmasını beklemezdim. Yani böyle olacağını bilsem hiç izin yapmazdım salı günü. Sağlık olsun diyelim. Bunda da bir hayır vardır. Şimdi ben çalışmaya yardırmaya devam. Büyük ihtimalle nasıl olacak? Tabii şu an bakayım toplam kaç para aradayım. Toplamda nereden giriyorduk? Toplam 6000 liradayım bu hafta fatura olarak. Bugün 20 paket atarsam 7000 lira yapacağız. Yani 7000 lirayla haftayı kapatmış olacağız. Abi çok az bir para. Bak işte şundan. Şimdi Ramazan'dayız. Eyvallah. Ben 7000 lira kesebiliyorum. Çarp kardeşim bunu 4 ile 4 hafta boyunca. 28.000 lira. Çık bundan 20.000 lira gideri. Kornam nasıl? Cinayet. Yani 10.000 lira için ben bir ay boyunca çalışmak istemiyorum. İstemiyorum abi. Ya işlerin artmasına kadar böyle sabredeceğim. Birkaç gün daha deneyeceğim. Ya da tren yolu artık akşamları alevli yapacağım. Gece taksiye çıkacağım üstüne. Bir şekil bir arada götüreceğim. Çünkü başka şekilde olmuyor. Şimdi ben paketlerime devam edeceğim. Bugün pazar, alevlimiz başladı zaten yarım saat önce. 6 saat alevlimiz var. Güzel bir şekilde bakalım iftar saatine yakın belki iş verirse. Şimdi geri biçene döneyim. Aa kedi. Miau. Miau. İş verirse güzel şeyler olacak gibi. Vermezse de 20 yapana kadar devam edeceğiz. Akşam 11'e kadar saatim var. Şu an saat 5 desek 6 saatim daha var. Yani 6 saatte de 15 paket atamazsam yazıklar olsun derim. Hayırlısı olsun. İlerleyen saatlerde yine ben kayda girerim. Görüşürüz artık. Şimdi iftarımız oldu. Saate bakayım. Saat 8.30'a yaklaştı. İftara 20 dakika kala falan işler böyle bir açıldı. Ya açıldı dediğim abi saatte 2.5-3 tane. Yani o kadardı. Böyle eskisi gibi saatte 4-5'leri gördüğümüz yok da. Neyse ben biraz saldırdım o ara. Hiç durmadım. Şu ana kadar durmamıştım. Şimdi mola aldım. Bölgeye dönüyorum. 17. paketi teslim ettim. Yani iyi mi kötü mü abi bilemiyorum. Çok da kötü konuşmak istemiyorum işin doğrusu. Çünkü kötü konuşunca kötü olurmuş ya insan, öyle bir şey. Yani toplam faaliyet sürem 7 saat 17 paket. Siz söyleyin iyi mi kötü mü. Şu an müsait bölgeme doğru döneceğim işte. İftarda olduğu için bir şeyler yiyeyim. Üstüne şöyle bir keyif kahvesi. Ondan sonra 3 tane daha paket atıp bugünü zaten 20 paketle kapatmayı planlıyordum. O şekilde de olacak. Bu şekilde olunca zaten benim pek çalışma hevesim gelmiyor. Heves gelmediği için de çok zorlamıyorum. Yarın yeni bir hafta, yeni bir güne başlayacağız. Belki daha güzel olur. Kısmet diyelim. Şimdi tır kornam ve ben takılıyoruz. Hayat çok güzel. Korna çok iyi ya. Gerçekten korna çok iyi. Trafikte artık araçlar ya kardeşim görmedim, kardeşim duymadım ben seni falan diyemeyecek bak. Şunu duymama imkanı yok, tamam mı? Arabanın içinde isterse son ses müzik dinlesin. Yine de bu kornayı duyacak. Bu kornadan kaçamazsınız. Arada bir de bizim kurye çocukları böyle trollüyorum kornayla. Bu arada bu kornadan yaptırmak isteyenler varsa Instagram hesabımdan bana ulaşabilirler. Buradan söylemiş olayım. Ayrıca serimizin 4. bölümüne geldik ama seri gerçekten çok az izleniyor. Sizlerden ricam tekrardan, eğer buraya kadar izlediyseniz demek ki bu kanalı sürekli izleyen birisiniz. Hala abone değilseniz lütfen abone olursanız çok sevinirim. İşte böyle küçük şeylerle de mutlu oluyorum ya. Ne yapalım? Şu şeyi çıkarttım ben, diz örtüsü vardı ya bende. Burada örtü vardı. Ya o artık gerçekten bayağıdır motorun üstünde. Bir de çok rahatsız ediyordu beni. Hani böyle şey. O
Onu bir çıkartayım dedim. Dün kornayı taktırırken onu da çıkarttım da. Keşke çıkartmasaymışım. Çünkü dizlerim üşümeye başladı. Olmadı yarın dizlik takacağım. Dizlerim üşümesin diye. Hani of! Hani millet şey olsun diye dizlik takar ya. Nedir o? Dizleri ağrımasın. Dizleri ağrımasın diyorum ya. Dizlerini korusun diye hani düşerse falan. Ben tam tersi abi. Ben dizim üşümesin diye dizlik takan bir insanım. O yüzden yarın olmadı bir dizlik takayım. Öyle deneyeyim. Şu aradan kaçayım da o alt caddeden ineyim ya. Şu Volvo kavşağını hiç sevmiyorum. Orada çok fazla kaza tehlikesi atlatıyorum. Şu aralardan ineriz. Bir de benim spontaneye yeni bir far yapmam lazım ya. Güzel bir far alayım ki. Geceleri çünkü gerçekten göremiyorum ha. Baksanıza farlara bak şimdi bir saniye. Karanlığa düşeyim bak. Kendine hayır yok farın. Güzel bir far yapmam lazım. Araştırma içerisindeyim. Bu konuda da tavsiyesi olan varsa dinleriz yani tavsiyeleri. Şöyle biraz uzağa gösterecek, biraz önümü aydınlatacak güzel bir fara ihtiyacım var. Hem böyle şey istiyorum yani karşıdan gelenin veya arkasından gittiğim arabanın gözünü yormasın. Hem de benim önümü aydınlatsın. O tarz bir far düşünüyorum. Bakalım. Şimdilik spontiniden aslında çok şu kafadaydım. Hani şey diyordum, spontinin artık vadesi doldu. Bir PCX'e falan geçmek lazım diye düşünüyordum. Ama mantıklı düşününce PCX parasına, geçen videoda da söyledim, günlük hayatta binilebilecek çok güzel motorlar var PCX parasına. O yüzden şu anlık PCX muhabbeti benim için iptal. Hatalı sollama yapmayın lan. Şu anlık spontiniden devam. Spontinin ağır bakımlarına gireceğiz. 2-3 hafta sonra. Biraz para yapalım. Şu Ramazan'da çıksın. Spontini'ye güzel bir para yedirelim. Canavar olsun. Büyük ihtimalle abi şu an 30 bini geçti motor. Hala taş gibi maşallahı var. Büyük ihtimalle bu şekilde giderse 60-70 binleri görür gibi. Yani hiç yoktan bir 7... Aa yanmış lan. Ben de adam kırmızı da geçti diye söyleyecektim. Hiç yoktan bir 6-7 ay götürür beni. Durum böyle. Şimdi ben bir mola vereceğim. Yemek yiyeceğim. Malum iftarı yeni yapıyoruz. Saat 8.30 olmuş. Ondan sonra 10.30'a kadar slotum var. Zaten ben işe geri 9'da başlarım. 1.5 saat slotum kalıyor. 1.5 saatte de 3 taneyi rahat atarım diye düşünüyorum. 20 olunca da kapatıp eve geçeceğim. Günün sonunda tekrar bir haftanın hem bitişini hem de kasamızın durumunu konuşuruz. Şimdilik bu kadar. Dostlar 20. paketi aldım. Biliyorsunuz az önce 17'yi bırakıp ben bölgeme doğru kaçmıştım. Oturdum, yemeğimi yedim. Üstüne bir kahve içtim. Yaklaşık bir 40 dakika kadar oturdum. O ara bir sipariş geldi biçen marketten. Üçlü vermiş. Şimdi ilk ikiyi dağıttım. Üçüncüye doğru gidiyorum. Saat zaten 9.30 oldu. Yarım saatlik bir molam var. Şimdi bunu da bırakınca 20 olacak. Alevli'de de 17 bonusunu almış oluyorum. Maşallah diyelim. Bugün de 1200 lirayı doğrulttuk. Kasamıza 1000 lira yazabildik. Şimdi ne yapacağız abi? Yarın pazartesi yeni bir gün. Öğlen 11 slotu buldum. Akşam 10. Öğlen 11, akşam 10. Pardon. Öğlen 12, akşam 10 buldum. 11'i bulamadım ben. O şekilde devam edeceğiz. Bir şansımızı deneyeceğiz. Bakalım ne atabileceğiz. Pazartesi günleri diğer günlere göre genelde iş bir tık üst oluyor. Pazartesi koyabilirsek şöyle bir 33... Ne bileyim 38 çok iyi olacak yani. Bir de şöyle bir durum var. Haftanın ilk günü güzel para kazanınca insanın bir hevesi geliyor. Yani daha çok çalışası geliyor. O yüzden pazartesi günlerini ben şahsen önemsiyorum. Çok şükür şu anlık motorda falan da bir sıkıntı yok. Herhangi bir problem yok. Yarın artık kalkıp bir bakacağız ne yapabiliriz, ne yapacağız. Yani bu haftayı kötü bitirdik. Toplamda haftalık kazancımız 7000 lira. Ama giderleri göz önünde bulundurduğum zaman şurası çok ıssız. Bir korna yapayım mı ya? Hep beraber bir dinleyelim. Zaten ev yok etrafta. Hanımefendi ben deliyim. Öyle işte. Yani kötü oldu. Önümüzdeki hafta bir 10.000 lirayı görmem lazım benim. Az kazandıkça psikolojik olarak kendimi az kazanmaya odaklıyorum. Bu sefer daha az kazanıyorum. Benim bir şekilde daha çok kazanmam lazım ki bir gazlayayım kendimi. Bu şekilde devam edeceğiz.
Yani seriye başlarken çok umutluydum. Diyorum ya 90 günde bir motosiklet almam lazım. Bu 90 günü gerçekten uzatmak istemiyorum. Artık baktım 90 günün sonunda gerçekten yine para kazanamıyor olursak kredi vuracağım abi, alacağım motoru. Yani gerekirse arabayı satar yine alırım istediğim motoru. Artık o kıvamdayım. Hakkımızda hayırlı olsun diyelim. Bu videonun da sonuna geldik. Bugün ne kadar çalıştık? Ya 1200 lira para yaptık. Paradan yana bir sıkıntımız yok çok şükür. Yani 20 paket attıysak buna da şükredeceğiz abi Ramazan ayında. Saat olarak bakalım. Saat olarak bugün toplamda 9 saat çalışmışız. Ya saate göre de 20 paket iyi. Geçen gün 11,5 saatte 20 atmıştım. Bu iyi. Biz buradan devam ediyoruz. Şimdi buraya bir yere ben paketimi bırakacağım. Nereye bırakacağım bilmiyorum. Videoyu da burada kapatmak zorunda kalıyorum. Çünkü kısıtlamam var. Saklama alanım dolmuş, bir şeyler olmuş. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, 2-3-5 tane yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler, hoşça kalın. Ben müşteriyi arayıp adres öğreneceğim çünkü. Görüşmek üzere.